First of all, we are very happy to see you. You have a Öncelikle geldiğin için teşekkür ederiz. Chelsea'de çok iyi bir sezon geçirdin ve Premier Lig'de gol krallığına ulaştın. Bu sezonki performansını ve takımını nasıl değerlendiriyorsun? Je pense qu'on a fait une très bonne saison cette année. Bence bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik. Bir kupa kazanmak istiyorduk ve en sonunda FA Cup'ı kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde ise çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Finale çıkmak hakkımızdı diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Ancak genel olarak bakarsak iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. İstersen Şampiyonlar Ligi'nden bahsedelim biraz. Yarı finalde elendiniz. Maç sonrası hakem hakkında yoğun eleştiriler vardı. Sizce finali hak eden mi çıktı? And after the game you criticized the referee Obredo. Do you think that you deserve to go to final? Je pense qu'on méritait d'aller en finale. Evet, finale gitmeyi hak ediyorduk aslında. İlk maçta Neukamp'ta 0-0 berabere kalmıştık. Gol atabilirdik. Şanslar yakaladık ama Barcelona da iyi oynadı. Kendi sahamızdaysa en az 3 penaltımız verilmedi. Yani finale gitmeyi Barcelona'dan daha çok hak ettik diyebilirim. Hakem eleştirmemiz de bence çok doğal çünkü çok fazla hata yaptı. Barcelona'nın futbolunu nasıl tanımlarsın? Sezonu 3 kupayla kapattılar. Kral Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldular. Bu 3 kupayı aldıktan sonra Avrupa'nın en iyi takımı gibi görünüyorlar. Sen onların oynadığı futbol ve futbolcuları nasıl değerlendiriyorsun? Bence Barcelona çok iyi bir takım ve mükemmel futbolculara sahip. Özellikle bu sene muhteşem bir futbol oynadılar. Çok gol atıyorlar. Dediğiniz gibi Kral Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ve Avrupa futbolunda hakimiyet kurdular. Ama Chelsea'nin Barcelona'ya karşı maç kaybetmediğini hatırlatırım. Bence biz de onlar kadar güçlüyüz. Kariyerine dönüp baktığın zaman Fenerbahçe'yi nereye koyarsın? Şampiyonluğu tattığın Türkiye'den Bolton'a gittin ve ardından Chelsea günleri. Kariyerinin o dönemi için neler söyleyeceksin? Fenerbahçe'de muhteşem 1,5 sene yaşadım. Türkiye'yi ve Türkiye Ligi'nin ambiyansını çok sevdim. Aynı şekilde Türkiye'deki kültürü de. Dediğiniz gibi sonrasında ayrıldım ve İngiltere'ye geldim. Ama Fenerbahçe'yi hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Çünkü Türkiye'de başta taraftarlarla olmak üzere her anlamda muhteşem anılarım oldu. İstanbul'daki insanlar, futbol kültürü ve şehrin atmosferi harikaydı. Bunlar benim en iyi hatıralarım olarak kalacak. Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye karşı Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadın. Sahaya çıktığında eski hatıraların canlandı mı? Ayrıca eğer takip edebildiysen Fenerbahçe'nin şimdiki durumunu nasıl buluyorsun? Bu sezon Fenerbahçe'yi izleyemedim. Türkiye Ligi'nde iyi bir grafik çizememiş olabilirler. Ancak çok büyük bir kulüp olduğu ortada ve bu seneki performansları Fenerbahçe'nin büyüklüğünü değiştirmiyor. İstanbul'daki maça gelecek olursak, o gün çok mutlu oldum. Fenerbahçe stadını tekrar görmekten büyük bir mutluluk duydum. Çünkü oraya dair çok iyi hatıralarım var. Türkiye'de basından büyük eleştiriler aldın. Senden sonra Kejman geldi. Aynı eleştiriler ona da yöneltildi. Şimdi de Guiza için geçerli bu durum. La Liga'da gol kralı olmuştu ama Fenerbahçe'de istenileni veremedi. Sence Fenerbahçe'de mi bir terslik var yoksa bu yanlışlık Türkiye'deki futbol sisteminden mi kaynaklanıyor? Büyük kulüplerde forvet pozisyonunda oynamak çok zordur. Fenerbahçe de bu kulüplerden biri. Her zaman gol atmanız ve takımınızın her maçı kazanması mümkün değil. Ama futbolcuysanız hayatınızın bir parçası da eleştirilmek. Zihinsel olarak kuvvetli ve çok güçlü olmanız, çok çalışmanız lazım ki sahada daha iyi bir performans sergileyip daha iyi oynayabilirsiniz. Dediğim gibi, futbolda eleştiriyi kabul etmek lazım. Bu da işinizin bir parçası ve bazen de bunu kabullenmek gerekiyor. Türkiye ve Fenerbahçe günlerine dair en güzel hatıralarını anlatabilir misin? İki maçı unutamıyorum. Biri Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven maçı. 3-0 kazanmıştık. Müthiş bir atmosfer vardı. Ve Fenerbahçe'de son kez forma giydiğim Galatasaray maçı. 4-0 kazanmıştık. İstanbul'da çok güzel zamanlarım oldu.
Taraftarlar ve futbolcularla bir bütün olarak çok güzel günler geçirdim. Hepsi de güzel bir hatıra olarak kalacak. Davum hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne geri döndü. Bence de bu Fenerbahçe için çok iyi. Daum sayesinde bir kupa kazanabilirler. Çünkü o Fenerbahçe'yi seviyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'dekiler de onu. Gelişi benim için sürpriz olmadı. Zico döneminde Fenerbahçe'nin daha iyi futbol oynadığı yönünde görüşler var. Ne dersin? Zico çok iyi bir teknik adam. Aynı zamanda çok da iyi bir insan. Ama ben kulüp başkanı değilim. Kararları ben vermiyorum. Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncuların ayrıcalıklı olduğu, oyuncular arasında bir gruplaşma olduğu söylenir. Senin döneminde böyle bir şey hissettin mi? Bu her yerde böyledir. İngiltere'de de Fransızca konuşanlar, İngilizce konuşanlar, Afrika yerel dillerini konuşanlar beraber vakit geçiriyor. Çünkü birbirlerini tanıyorlar. Bence bu çok doğal. Üstünde durulacak bir konu değil. Türk milli takımından hangi oyuncuları tanıyorsun? Ya da yurt dışındaki Türklerden hangilerini takip ediyorsun? Türk milli takımını pek seyredemedim. Servet'i ve Tuncay'ı tanıyorum. Kadronun geri kalanına bakmadım ama Fenerbahçe'deki bazı oyuncularla hala temastayım. Önder'le sık sık telefonda görüşüyoruz. Şu an hepsiyle temas kuramasam da Fenerbahçe'de beraber oynadığım tüm futbolcuları arkadaşım olarak görüyorum. Bundan sonraki hedeflerin neler? Premier Lig'de mi kalmayı düşünüyorsun yoksa başka bir lige gitmek gibi planların var mı? Bu yıl iyi bir sezon geçirdim. Umarım gelecek sezon daha da iyi olurum. Daha fazla gol atmaya çalışacağım. Bunlar bireysel hedeflerim. Takım olarak da Premier Lig'i kazanmamız lazım. Çünkü büyük bir takımız ve iyi oyunculara sahibiz. Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isteriz tabii. Neden olmasın? Kulüp ve futbolcular olarak her iki kupayı da istiyoruz. Ancelotti hakkında ne düşünüyorsun? Onunla anlaşabilecek misin? Bence Ancelotti büyük bir teknik adam. Milan'da büyük başarılar kazandı. Umarım onunla birlikte onun yönetimi altında birçok kupa kazanırız. Peki Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı? Bir daha Türkiye'ye gelme fırsatın olur mu gelecekte? Ben bütün Fenerbahçelilere selam gönderiyorum. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Umarım bir gün Şükrü Saracoğlu'na gelip Fenerbahçe'nin bir maçını izleyebilirim.